katıldığınız için, seçim büromuzun açılışına teşrif ettiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizler AK Parti kadroları olarak kuruluşumuzdan bu yana ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek şekilde ülke yönetimini aldığımızdan bu yana bütün Türkiye'de olduğu gibi Iğdır'da da vatandaşlarımızın toplumumuzun hizmetinde bulunmak üzere gayret gösteriyoruz. Ve bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullar gereği yeni bir seçim sürecini hep beraber yaşıyoruz. Bu seçim sürecinin de başta Iğdır'ımız, Türkiye'miz İslam coğrafyası için hayırlara vesile olsun. 24 Haziran Türkiye için yeni bir başlangıç olacaktır. 24 Haziran Iğdır için yeni bir başlangıç olacaktır. Biz Iğdır'da şimdi kardeşlik ve birlik vaktidir demiştik. İşte bir gün Iğdırlılar kardeşliklerini, birlikteliklerini bu şekilde bu fotoğrafla ortaya koydular. Hepinizin teveccühünden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz. Kıymetli kardeşlerim, cumartesi günü Ankara'dan ilimize geldiğimizde sizler bu coşkunuzu orada da ortaya koydunuz. Araçlarınızla, çoluk çocuklarınızla bir şenlik havası içerisinde ben ve Hasan kardeşimi bağrınıza bastınız. Daha sonra seçim büromuzun önünde, parti binamızın önünde sizlerle birlikte olduk. Orada seçim stratejimizi ortaya koyduk. Iğdır'da birlik beraberliğimizi ortaya koyan bir konuşma yaptık. Ve bu birlik beraberliğimizi bir ahit olarak kabul ederek inşallah 25 Haziran'da sizlerin iradelerinizi ortaya koymakla birlikte seçildiğimizde Iğdır'ımızı en güzel şekilde temsil edeceğiz. Bizler bugüne kadar teşkilatımız içerisinde hiçbir etnik kökene, hiçbir mezhepsel duyguya bakmadan nasıl toplumumuzu eşit bir şekilde temsil etmişsek, bugüne kadar birlik beraberliğimizi bu parti teşkilatı içerisinde nasıl göstermişsek, inşallah bu iki kardeşinizi seçtiğinizde de Ankara'da da bu şekilde en güzel sizleri temsil edeceğiz. Burada birliğin, beraberliğin, kardeşliğin fotoğrafı olacağız. Birliğin, beraberliğin, kardeşin adresi olacağız ve bunu inşallah Iğdır'a hep beraber göstereceğiz. Bundan hiçbir şüpheniz olmasın. İki gündür yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Dün konvoyumuzu yaptıktan sonra parti binamız önünde sizlerle bir şölen havası içerisinde görüştük. Bugün de sabah ilk etapta Halfeli beldemize, daha sonra Hoş Haber'e, en sonda yukarı Çarıkçı köyümüze giderek her gittiğimiz yerde toplumumuz, insanlarımız böyle bir şenlik havasında, böyle bir cenk havasında bizleri karşılıyor. Ve biz şunu görüyoruz. Dünkü konvoyla, parti içerisindeki coşkuyla, bugün Halfeli'de, Hoş Haber'de, gittiğimiz her yerde sizlerin ortaya koyduğunuz gayretle, samimiyetle biz şunu görüyoruz. Iğdır kararını vermiştir. 24 Haziran'ın sonucu şimdiden bellidir. Şimdi biraz gecikmeli geldik. Nereden geliyoruz? Melekli beldemizden geliyoruz. Oraya gittiğimizde de orada da bütün insanlarımız bizi coşkuyla karşıladı. Yarım saat planladığımız bir ziyaretti. Bir buçuk saattir Melekli'den çıkamıyoruz çünkü insanlarımız gerçekten çok güzel bir ilgi gösterdiler. Orada vatandaşlarımızla bir araya geldik. Oradaki coşkuyu alıp buraya getirdik. Sizleri de çok bekletmemek adına biraz da oradaki ziyaretimizi kısa keserek buraya geldik. İnşallah şu bir ayı dolu dolu Iğdır'ın Aralık ilçesinden, Gödeklisinden, Aratan'dan, Yeni Doğan'dan, çiftlikten başlayarak Karakonya bağlı merkezimizde olmak üzere köylerimizden, Taşburun'dan, Koçkıran'dan, Kacer'den, Bayat'tan, Alican'lardan, Mürştali'den Iğdır merkeze bu coşkumuzu taşıyarak Erhacı'dan, Karakuyu'dan, Melekli'den, Akyumak'tan, Kasımcan'dan, Küllük'ten, Yaycı'dan ve buradan devam ederek Tuzcan'ın bütün 81 köyüne, ta Kıznefer'e kadar, ta diğer taraftan Ali Köse'ye kadar, ta Abbasköy'e kadar, Söğütlü'ye kadar bu coşkumuzu
bir ay boyunca devam ettireceğiz. Ve sürekli toplumumuza bir arada olacağız. Biz bugüne kadar nasıl il başkanlığımız döneminde hepiniz takip ediyorsunuz. Sosyal medyada, basında takip ediyorsunuz. 24 saatimizin büyük bir kısmını vatandaşlarımızın içinde geçirerek köy köy, mahalle mahalle, semt semt nasıl dolaşıp insanlarımıza bir araya geliyorsak, fakirimizi, fukaramızı nasıl kollayarak onların gece gündüz yanında oluyorsak, inşallah bundan sonra da şu seçim sürecinde de bu tempomuzu hızlı bir şekilde devam ettireceğiz. Ve 25 Haziran'da seçildikten sonra elimize aldığımız temsil yetkisiyle bu gayretimizi, bu çalışmalarımızı çok daha fazla sürdüreceğiz. Hasan kardeşimizle beraber Ankara'da meclis toplantıları, meclis çalışmaları dışındaki bütün vaktimizi Iğdır'da sizlerle birlikte geçireceğiz. Çünkü başta meclis sloganımız belli. Genç, dinamik, çalışkan ama halkın içindeki bir kadro olarak geliyoruz. Ve bunu inşallah sizlere ispat edeceğiz ve bunu sizlerle hep beraber yaşayacağız. Bugüne kadar nasıl Iğdır'da yaşadıysak yine Iğdır'da birlikte yaşayacağız. Asla geldiğimiz yeri unutmayacağız. Nereden geldiğimizi bileceğiz. Ayaklarımız yere basacak, toplumumuzu hiçbir şekilde ayrıştırıcı, ötekileştirici, karşı karşıya getirici bir davranış içerisinde olmayacağız. Basit hesaplarla uğraşmayacağız. Taşeronla, işkurla, müdürle, memurla işimiz olmayacak. Tam tersine Iğdır'ı nasıl büyütürüz? Iğdır'ın siyasetini nasıl güçlendiririz? Iğdır'ı Ankara'da nasıl iyi temsil ederiz? Bunun gayretinde olacağız. İnsanlarımıza hiçbir şekilde ayrımcı davranmayacağız. Sadece ve sadece onlar Iğdırlı olduğu için, insan oldukları için, Türkiye Cumhuriyeti'nin birer özgür bireyi vatandaşı olduğu için onları göreceğiz ve ona göre muamele edeceğiz. Bizim tek prensibimiz bu olacak kardeşlerim. Hiçbir şekilde etnik ve mezhepsel siyaset yapmayacağız. Asla ve asla ayrımcılığa müsaade etmeyeceğiz. Değerli kardeşlerim, bizim ideolojimiz insanlığa ve insana hizmettir. Bizim tek prensibimiz insanı hedef alan, insanı esas alan, insan odaklı bir parti politikasıdır. İşte bunu nerede gösteriyoruz? Değerli kardeşlerim, sizler Iğdırlılar olarak görüyorsunuz. Bugüne kadar yaptığımız hizmetler ortada. AK Parti dönemini ve AK Parti öncesini karşılaştırdığınızda hemen hemen ilimizde yapılan bütün hizmetlerin AK Parti döneminde yapıldığını göreceksiniz. İlin hangi tarafına girdiğinizde organize sanayi bölgesi, kent ormanıyla, Iğdır Üniversitesi'yle, devlet hastaneliğinde yaptığımız dübe yollarla, tüm toplu konutlarla, Iğdır Üniversitesi'yle, havaalanıyla yaptığımız bütün hizmetler, gördüğünüz bütün hizmetler AK Parti'nin birer eseridir. İşte bunları bundan sonra çoğaltarak devam edeceğiz. Bu sene faaliyete geçirdiğimiz doğal gazın bütün Iğdır'a yaygınlaştırması için uğraş vereceğiz. Iğdır'ın yıllardır özlemi çektiği Hüylendi Barajı suyunu inşallah çok yakın bir sürede bütün 3 tane ilçemize, Iğdır'ın şehir merkezine ve 70 tane köyümüze verecek şekilde inşallah hizmete sokacağız. Biz bunların takipçisi olacağız. Biz hak, hukuk, adalet derken önce insanlarımızın bu altyapılarını oluşturacak gayretleri göstereceğiz. Eğer siz bir insanın yolunu yapamıyorsanız, o insanlara suyu götüremiyorsanız orada medeniyetten bahsedemezsiniz. Medeniyetten bahsetmeniz için önce insanlara insan gibi değer vereceksiniz. İnsanların yolunu yapacaksınız. İnsanların suyunu götüreceksiniz. İnsanlara okulu, sağlık ocağını, eğitimini, sağlığını, hizmetlerini yapacaksınız. Çocuklara bedava kitaplarını vereceksiniz. Fakir fukaraya, yetime, gariban, kurabaya hizmetlerini göreceksiniz. Evde bakım hizmetlerini yapacaksınız. Alt sosyal gruplara bütün devletin, sosyal devletin imkanlarını sunacaksınız. Ondan sonra halk hukuk adları zaten kendinden yerine gelmiş olacak. Aksi takdirde siz bunları yapmadıktan sonra sadece slogan cümlelerle haktan, hukuktan, adaletten bahsedilemez. İşte bizim AK Parti olarak felsefemiz budur. Onun için biz diyoruz ki yaparsa ancak AK Parti yapar. Yaparsa ancak AK Parti yapar. İşte bu sloganla inşallah yolumuza devam edeceğiz. 24 Haziran'ın sloganı bu olacak. Vatandaşımıza birlik, beraberlik, bolluk içerisinde ülkemizin imkanlarını en iyi şekilde kullanacak olan hizmetleri sunmak için gayret edeceğiz. İnşallah bu hizmetleri de hep beraber göreceğiz. Dün gördüğünüz üzere biz müjdelerimizi verdik. Ankara'dan eli boş gelmedik. Iğdır'a dair müjdelerle geldik. Biz daha vekil seçilmeden Iğdır'a müjdelerle geliyorsak, vekil seçildikten sonra
nasıl size güzel müjdelerle ilimize geleceğimizi, gençlerimize İslam alanına oluşturacağımızı, vatandaşlarımızın daha iyi bir yaşam kalitesi, kaliteli bir yaşam sürmesi için neler yapabileceğimizi inşallah hep beraber göreceğiz. Ben tekrar bu coşkunuzdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Teşkilatım adına, ilçe başkanlarımız, il başkanlarımız, il teşkilatlarımız adına, şimdi aramızda bulunan belediye başkanlarımız, il genel meclis üyelerimiz adına her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hepimize yardımcı olsun. Ramazan-ı Şerif'imiz mübarek olsun. Yolumuz aydınlık olsun. İnşallah önümüz açıktır. Güçlü bir Türkiye'den yana 24 Haziran'da biz birlik beraberliğimizi muhafaza etmek suretiyle çok daha güçlü bir ülke olarak, çok daha güçlü bir olarak yolumuza devam edeceğiz. Bunun anahtarı da 24 Haziran'dan geçiyor. Dünyanın ümidi olan, dünyaya umut saçan bir ülkenin ve bir ülke liderinin partisinin temsilcileriyiz, gönüldaşlarıyız. İnşallah mazlum dünyanın, İslam dünyasının umudu olarak bundan sonra güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Oradaki insanların bize karşı beslemiş olduğu olan duyguları da boşa çıkarmayacağız. O bölgelerin, Kafkasya'nın, Balkanların, Orta Doğu'nun, Afrika coğrafyasının ümidi olmaya devam edeceğiz. İşte bunun için bizim güçlü olmamız lazım. Güçlü olmak için de 24 Haziran'da iyi bir sınav vermemiz gerekiyor. Birlik ve beraberlikten yana, güçlü Türkiye'den yana tercihimizi kullanmamız gerekiyor. İşte görüyorsunuz sevgili kardeşlerim, diğer partilerin halini görüyorsunuz. Yaklaşık 2 yıldır bizi erken seçimde sürekli sahaya çekmeye çalışan siyasi partilerin seçim kararı alındığında nasıl hazırlıksız olduklarını, nasıl afalladıklarını hep beraber gördük. Cumhurbaşkanlığı adaylarını ortaya çıkarmadılar. Kirli planlar çevirerek AK Parti'den siyaset ömrü bitmiş olanları devşirmek suretiyle nasıl Cumhurbaşkanı adayları çıkarmaya çalıştıklarını hep beraber gördük. Ama yaptıkları toplum mühendisliği, siyaset mühendisliklerinde nasıl tutamadıklarını da hep beraber gördük. AK Parti'nin türevlerinden bir Cumhurbaşkanı adayı bulamadıklarında da nasıl çil yavrusu gibi dağıldıklarını, adaylarını ortaya çıkaramadıklarını gördük. İşte bu Türkiye'de AK Parti'nin, Tayyip Erdoğan'ın bir alternatifin olmadığının en net göstergesidir. Seçim ortaya çıkından bizim Cumhurbaşkanı adayımız da belli, bizim milletvekili adaylarımız da belli. İşte en sistemli şekilde çalışan bir parti olarak inşallah bugün de seçimlere hazırlıklıyız. Sizlerle ben coşkunuzu, samimiyetinizi görüyorum. Iğdır 24 Haziran'ın sonuçlarına hazırdır. Ben bunu görüyorum. Sizler de inşallah bunu görüyorsunuz. Şimdiden hayırlı olsun. 24 Haziran için hazır mıyız? Hazırız! Güçlü bir Iğdır'dan yana hazır mıyız? Hazırız! Güçlü bir Türkiye'den yana hazır mıyız? Hazırız! Peki. O zaman Ramazanınız mübarek olsun, yolunuz açık olsun, gününüz aydın olsun. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, şeref yeriniz.